Hayırlı günler dostlar. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Suriye'deki son durumu aktıralım. Harita üzerinden Terrifat bölgesini görmektesiniz. Terrifat bölgesinde ülkemizin operasyonuna karşı tam olarak tampon bölge, sınırdaki, cephe hattındaki bu noktalara YPG terör örgütü tarafından mayın döşenmiş durumda. Şeyh İsa, Ayn Dene ve Meranes köylerinden bahsediliyor. Burada da 3 köy harita üzerinde işaretlenmiş durumda. Yeşiller Suriye Milli Ordusu bu bölgelerde PKK'nın işgal ettiği noktalar burada dikkat ederseniz bu havalimanının geçen günlerde İran'ın kontrolüne geçtiği haberini de servis etmiştik. Yine İran Terrifat'a bayrak dikmişti bunu da hatırlatalım. PKK bu şekilde sınıra mayın döşüyor. Bunun dışında neler oluyor derseniz dostlar. Suriye'deki son durumu Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden detaylıca aktaralım. Kötüleşen yakıt krizinden bahsedilmiş. PKK'nın işgal ettiği bölgelerde siviller araçlarına yakıt ikmal yapmak veya tarım arazilerini sulamak için yakıt bulamıyor. Dolayısıyla halkın isyan etme noktasına geldiği yönünde de haberler var. Kötüleşen yakıt krizinden bahsediyor. Bilindiği gibi dostlar aslında PKK'nın işgal ettiği özellikle Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırındaki bölgelerde petrol var. Neden bu kriz var derseniz Amerika tarafından buradaki petrolün Irak'a kaçırıldığı haberi daha öncesinde aktarmıştık. Irak'ta ayrılıkçı bölücü bölgesel yönetim tarafından buradaki petrol dünyaya satılıyor. Diğer haber DAEŞ pususundan bahsedilmiş terör örgütü DAEŞ tarafından El Tapka çölünde 7 Esad rejim askerinin yaralandığı haberi paylaşılıyor. Burada bir pusu kurulduğu yönünde haber aktarılmış. Yine İran 200 ABD dolar aylık maaş veriyor. Yine yemek veriyor. Güvenliği sağlamak için ki sözde İran destekli teröristler Doğu Humus'ta genç erkekleri saflarına katılmak için cezbediyor. Burada parası olmayan halka 200 dolar vererek İran bu kişileri kendi safına katıyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Özellikle Mayın bölgesinden bahsediyoruz. İran güçleri ve onların vekil grupları yine Afganistan'dan gelen Fatiminyum teröristleriyle beraber Irak'tan El Nuceba örgütüyle burada işbirliği yaparak Suriye'yi karıştırmaya devam ediyor. Suriye'deki son durum bu şekildeydi. Diğer haberlere bakalım. Fil yürüyüşünden bahsediyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA askeri nakliye uçağı Y9'u görmektesiniz. Y9 Sovyet AN-12 nakliye uçağının derinden modernize edilmiş versiyonudur. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA Hava Kuvvetleri tarafından sıklıkla tatbikatlarda kullanılıyor. Moğolistan Silahlı Kuvvetleri'nin onur kıtasının süvari filosu yeni görüntüler yayınlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın Donetsk kentine düzenlenen saldırı sonrasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Saldırının ardından çevredeki binalar ve araçlar zarar görmüş durumda. Kadivka'da Rusya tarafından bugün itibariyle işgal edildi. 4 gün sonra Rusya yeni bir bölge işgal etmiş oluyor. Bununla ilgili bir yangını da görmektesiniz. Kadivka'da yangının çıktığına yönelik de haber paylaşılıyor. Pasa gidiyoruz. Fas'ın kuzeyinde 2 gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alanı zarar veren yangınların hala kontrol altına alınamadığına yönelik de Fas'tan güncel görüntüyü görmektesiniz. Türkmenistan, ülkedeki sitelerin 3'te kesinin çalıştığı Cloudfire hizmetine erişimi engelliyor. Dolayısıyla Türkmenistan'da sitelerin yaklaşık %70'inin engellenmeye rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken Artık Türkmenistanların internete girmesi daha da zorlaşmış durumda. Bilindiği gibi Türkmen makamları daha öncesinde VPN kullandıkları tespit edilen kişileri hapse atıyor veya para cezası uyguluyor. Bu şekilde bu haberde aktarılmış. Türkmenistan dünya internet özgürlük sıralamasına en son sırada yer alırken ülkede Facebook, Twitter, VK veya YouTube yasaklanmış durumda ki bize aslında Türkmenistan'dan çok sayıda yorum yazan oluyor. Hatta izleyenler kısmında Türkmenistan'da görünmekte muhtemelen yine de bir şekilde VPN üzerinden erişim sağlanıyor. Kaza Kırgız sınırında çökme olmuş durumda bu şekilde bir haber aktarılıyor. Özellikle dostlar hemen hemen herkesin ısı kul bölgesine gittiği belirtilmiş. Büyük kuyrukların ana nedeni tatil sezonunun başlaması dolayısıyla Kırgızistan'ın ısı kul bölgesine Özellikle Ruslar ve Kazakistanlar arabalarıyla dinlenmeye gidiyor. Dolayısıyla sınırda bir çökme olduğu duyurulmuş. Burada çökmeden kalsın dostlar aslında sistemin çöktüğü belirtiliyor. Haberin içeriğini okuduğumuzda bunu da anlamaktayız. Diğer haber dostlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bugün gerçekleştirmeyi planladığı Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Hz. İsa'nın doğduğu yer olarak anılan Doğuş Kilisesi'ne gideceği de not düşünmüş. Dolayısıyla buraya giden yollar kapatılırken güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Mısır'a gidiyoruz. Mısır, Tiran ve Sanafir adalarını resmi olarak Suudi Arabistan'a devrediyor. Rusya bu sabah 10 füzeyle Mikolaev şehrine saldırı düzenledi. Yıkımı görmektesiniz Mikolaev kentine Rusya tarafından düzenlenen saldırı sonrasında çok sayıda toplu konutta hasar gördü. Pakistan'ın eski başbakanı şu anda PT Partisi'nin başkanı İmran'a şu açıklamayı yapıyor. Türkiye Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye halkını tebrik ediyorum. 15 Temmuz 2016 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkının desteğiyle kendisine karşı darbe gelişimini yendiği günü anıyoruz tweetini atıyor. Daha sonrasında kendisi şu paylaşım yapıyor. İnsanlar ABD rejim değişikliği komplosuyla getirilen ithal dolandırıcı hükümeti reddediyor. Burada İmran Han'a yoğun destek olduğuna yönelik bir videoyu görmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının Romanya'nın güneyinde eğitim uçuşu sırasında mısır tarlasına düştüğü duyuruldu. Bununla ilgili haber paylaşılırken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri 2023 yılı için 840 milyar dolarlık savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık destek de bu yasa içerisinde yer alıyor. Ayrıca Ukraynalı pilotların F-15 ve F-16 ile eğitimini de içeriyor. Ukrayna tarafından 2019 yılında Myanmar'a satılan ZRPK-2K-22 koduyla bilinen Tunguska'nın videosunu görmektesiniz. Myanmar tarafından ilk videosu yayınlanıyor. Bu bağlamda Görüntü yayınlanırken Amerikalı askerler USS Michel Monsoir gemisinde dikey kalkış yapabilen İA'yı fırlatıyor. Buradan da bir adet görüntü paylaşılmış. Rusya Savunma Bakanlığı S-300 ve s -400 üreticisi olan Almaz Ante'ye yönelik soruşturma başlattığını duyurdu. Neden dersiniz üretici başta Amerika tarafından Ukrayna'ya bağışlanan Himors olmak üzere çok namlu roket atarlara karşı etkisiz olduğunu belirtiyor. Ukrayna'da sistemlerin himors tarafından vurulması üzerine S-300 ve S-400'ün üreticisi Almaz Ante'ye yönelik soruşturma başlatılmış ki aslında bu da bizim için sıkıntılı bir gelişme. S-400 aldık fakat bir tane aldık. Dolayısıyla çok da sıkıntı olmaz. Umarız Hisarlar daha da geliştirilir. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.